İşte Minecraft Survival. Bu videoda baştan sona harika bir seri oyunun içine dalacağız. İlk olarak verimli bir mob farmı inşa etti ve her türden düşmanı avlayarak kaynaklar topladı. Daha sonra dünyayı düzleyerek yeni projelere zemin hazırladı. Bakın ne kadar harika bir alan elde ettik. Ve tabii ki işin en büyük kısmı, devasa bir çim bloğu inşa ettim. Bu muazzam yapının detaylarını kaçırmak istemezsiniz. Videoyu izlemeye devam edin. Abone olun ve bu inanılmaz inşaat macerasına katılın. Evet. Hoş geldiniz. Gelin önce ilk görevimize bakalım. İlk görevimiz mob farm yapacağız çünkü fişeğimiz bayağı azaldı. Şeker kamışımız da yok ayrıca. Şöyle bir içeri bakalım. Eğer şeker kamışımız varsa etrafa birazcık dikelim. Bunlar büyüsün, daha sonra da mob farmı yapımına geçeceğiz. Barut lazım bize. Bakıyorum. 10 tane varmış. Başka var mı? Başka da yok. Okey, o zaman bu 10 taneyi buraya dikebiliriz şu an. Böyle buraya 10 tane diktim. Bunlar büyür. Şimdi şu şalkırları incelemek gerekirse bizde bu kadar taş var. Geri kalanı toprak sanırım. Burada da toprak var. Burada da toprak var. Baya baya toprağımız var. Yani şimdi dünya düzleme kısmında bize çok fazla şey lazım olacak. Ben bunları böyle koyuyorum. Şuradan da bir tane boş şalkır aldım. Buna taş dolduracağız. Şöyle yanımızda hiç meşale yokmuş. Ayrıca yemeğimiz de bitmiş. Şöyle morinolarımızı da alalım. Ha, 5 tane meşale varmış burada, güzel, tamam. Bu arada dostlar, yeni gelen hype özelliğinden bana hype vererek videolarımın ön plana çıkmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi taşımızı nereden toplayacağız? Nereden toplayacağız? Sanırım şurası iyi gibi, ya da bura. Belki maden vesaire de yaparız. Bayağı da bir şey varmış ha burada. Ne iş? Babacım ne iş? Buna lan bir sürü demir var. Yani çok fazla kasmaya gerek yok o zaman. Buradan taş toplamaya başlayalım. Oğlum devasa bir alanı yok ettim resmen ya. Şuna baksanıza. Neyse, yapacak bir şey yok hocam. Şimdi şuradan 0'a 0 geçebilir miyim? Ananı avradı da geçtim. Harbiden geçtim moruk. Arkadaşlar kısacık gülüyorum. Şu görmüş olduğunuz linke tıkladığınız zaman benim dijital e-kitabımı karşınızda görmüş oluyorsunuz. Kendini YouTube'da geliştirmek isteyen dostlarım bu kitaptan faydalanabilir. Bakın içindekiler bu şekilde ve fiyatı da inanılmaz uygun. Bu bilgileri size kimse bu fiyata inanın vermez. Dediğim gibi link açıklama kısmında, faydalanmak isteyenler oraya uğrayabilir. Hadi devam edelim. Şurada bir köy var, şuraya bir gidelim. Belki demirci vesaire vardır. Yani genel olarak köyde bir şey yok. Neyse biz gidelim hocam. Oğlum fail oldu lan, neyse. Bir yatalım, sabah olsun. Daha sonra çalışmalara başlayacağız. Okey. Şimdi mob farmını uzaklara bir yerlere kurmayı düşünüyorum. Çünkü mob farmı bir tık çirkin gözüküyor bildiğiniz gibi. Şöyle şu tarafa doğru bir gidelim. Oğlum her yerde de köy var ha. Cidden her yerde de köy var. Aa lan şurada demirci var. Gidelim şuraya bir bakalım. Aa hatta iki tane demirci var. 1, 2. Merhaba beyler. Hop. Hiçbir şey yaramaz. Diğer arkadaş da burada. Ananı bu ne lan? 3 tane elmas mı? Bunlar bir işime yaramaz. Ekmek de bir işime yaramaz. Güzel, 3 tane elmas elde ettik. Bayağı iyi hocam. Şuradan şeker kamışlarını da ver. Bunlar da yere gelince lazım oluyor hocam şimdi. Şimdi evet, çok güzel bir ikilem içerisindeyiz. Ben mob farmını sanırım şuraya bir yere kuracağım. Ama buraların konumu da çok güzel. Gerçekten bilemedim şu an. Tamam ya, ben şuraya falan kuracağım mob farmını. Çok fazla düşünmeye gerek yok. Şuradan toprak ver bakayım biraz bana sen. Tamam. Şöyle suyun ortasına bir yere kuralım. Tamam. Burası mob farmımızın merkezi olacak. Şöyle bunu koyalım şimdi. Şuradan birazcık kırık taş alıyorum. Şöyle geldim. Etrafını çevirdim. Buraya sandıklar gelecek şekilde ayarlayacağız. Üstlerine de huni koyacağız. Şurayı da şöyle kapatalım. Tamam. Odunlar, gelin bakalım. Bana birazcık odun lazım. Tamam, bu kadar yeter. Hop, crafting table'ımı yaptım. Hepsini odun yaptım. Şöyle 4 tane sandık alıyorum. Bunların üstlerine de huni bağlayacağız. 4 tane. Huni için demirimiz yok. Eve gideceğiz. Let's go. Umarım yeteri demir vardır diyecektim. Güzel, varmış. Bu arada oğlum bizim maden fırınımız yok mu lan? Ne iş? Neyse, o zamana kadar pişsin bunlar. Şöyle huni diyorum hemen. Ha, sandık da lazımmış. Ve 4. Tamam. Huni. Hop, tamam. Güzel. Şu anlık başka hiçbir işimiz yok. Crafting'imizi de götürdük zaten. Taşlarımız da yeterli miktarda var. Şöyle tekrar gidelim. Allah, inemedik lan.
4 tane Huni'yi de sandıklara bağladım. Tamam. Bildiğiniz çok basit mob farmını yapacağız. Şimdi bu mob farmı bir tık verimsiz çalıştığı için, bu mob farmı dediğim gibi verimsiz çalıştığı için dostlar, birazcık zaman isteyen bir olay olacak bizim için. Şöyle şunu ve şunu şuradan kırıyoruz. Etrafını dolanalım. Tamam. Verimsiz çalıştığı için de zaman gerektiren bir durum olacak. Bunu ben 3 defa tekrarladım mı lan? Neyse. Yani kısaca zaman gerektiren bir mob farmı. Benim de zamanım bol bol var hocam. PC'yi kapatacağıma oyunda AFK bırakırım. Kasılırız yani. Sorun yok. Şimdi buradan 21 blok yukarı çıkacağız. Evet. 21. Suyum yok mu yanımda? Neyse şöyle yapalım. Tamam. Şimdi burayı dolduracağız. Let's go. Evet, 21 blok çıktık. Toplamda 22 blok olacak burası. Biz zaten aşağıda yapmıştık. Hani bu kısma basamaklar atacağız. Buradan da 7'şer gideceğiz. Tüm köşelerine aynı bu şekilde 7'şer blok gidiyoruz. Evet. Şimdi burayı bitirdikten sonra asıl işin amelilik kısmı başlıyor. Burayı full kapatacağız. Bu gördüğünüz bölgeyi aynı bu şekilde her tarafa kare yapacağız ve kapatacağız. Bu mob var mı? Bedrock'ta çalışır mı bilmiyorum. Ama PC'de hala çalışıyor. Normalde Skyblock farmı diye geçiyor bu. Ama normal dünyada da yapması en basit farmlardan bir tanesi. Yani ben bunu kullanıyorum. XP için de genelde balık farmı kullanıyorum. Benim işimi görüyor yani. İleride daha abartılı şeyler yapacağız. Merak etmeyin. Zaten bu videonun konusu da bir nevi o. Sizce boşuna niye bayağı bir dünyayı düzleyeyim ki? Değil mi yani? Evet, burayı full kapatıyoruz ve bence artık mob farmı yapımına geçelim. Daha fazla anlatmaya gerek yok çünkü. Evet, farmımızın genel yapısı bitti. Şimdi sularını ve tuzak kapılarını ekleme kısmı var. Daha sonra da çatıyı yapıp bitireceğiz. Artık mob farmımız çalışır hale gelecek. Ama ondan önce evime gidip odunları almam gerekli. Çünkü yanımda odun yok. Buradan da toplamakla uğraşamam. 2 dakika gidelim. Hop, geldik. Şimdi burada. Şöyle bir 3 stack alalım ya. Demirimiz zaten yanımızda var. Tamam. Let's go. Geri gidiyoruz. Bir tık uzak ama yapacak bir şey yok. Zaten direkt yapar yapmaz artık fişek işini çözeceğiz. Hoppa. İnişi gördünüz kuzen. Şimdi buradan hepsini tahta yapıyorum. Şöyle. Ananı satayım, hayır. Ya benim bu yanlış craft mevzularını ne yapacağız dostlar ya. Üzülmeye başlıyorum artık. Gerçekten üzülmeye başlıyorum yani. Böyle biraz daha yaptım. Ne yapayım, bunları şalkıra falan atayım bari. Şöyle dursun. Bunların şu an bir işimiz yok. Şunu da at. Bunu da at. Hatta bunları da atalım. Demir gelebilir. Şeker kamışı bu, bu. Tamam. Bunlar atılabilir. Bu kadar yeterli olur mu? Olmaz muhtemelen de. Biz yine şansımızı deneriz. Şuraya da bir sınırsız su kaynağı yapacağım hemen. Şöyle gidelim. Hatta bir dakika. Biz bir tane daha kova yapalım. Hop. Şu aşağıdan bir su alalım. Hop. Şuraya bir, şuraya bir. Tamam. Artık sınırsız su kaynağımız da var. Bunları da buraya bırakacağız. Tamam, sanırım her yere koydum. Güzel. Şuradan bir tane suyu aldım. Kapattım. Şimdi tuzak kapılarını koyalım. Oğlum tam yetti lan. Oha. Ama bu tekrar tuzak kapısı yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Çünkü buralara da tuzak kapısı koyacağız. Buraları açıyorum şimdi. Çapraz bir şekilde tuzak kapısı koyacağız. Ama bunu üstüne koyacağız şöyle. Evet. Bunu üst tarafa koyacağız. Ama üst tarafa koyarsak bunlar hareket edebilir mi ki? Tamam, ediyorlar. Olabilirmiş. Neyse, o zaman önce tavanı bir kaplayalım. Evet, tavanı kapladım. Bunları da kapadım. Çünkü buralara çapraz bir şekilde tuzak kapısı koymamız gerekiyor. Şu şekilde olacak. Yani burada bir tane boşluk olacak. Bu bir tane boşlukta örümceklerin spawn olmasını engelleyen şey olacak. Yani aslında bir nevi mantığı bu. Çünkü örümcekler farmı tıkıyor ve farm çalışmaz hale geliyor. Bunların yaşanmaması için böyle bir önlem alabilirsiniz siz de. Yani ben bunu kullanıyorum. İşe yarıyor mu? Yarıyor. O zaman burayı bir full bitirmemiz lazım. Bu da çok işkenceli bir iş mesela.
Evet, mob farmımız artık bitmiş durumda. Burayı açıyoruz. Şuradan da artık... Oo, çıkamadık. Heh, çıktık. Burayı da kapatıyoruz ve artık mob farmımız çalışır durumda. Şimdi bunun için buraya güvenli bir alan yapsak iyi olabilir aslında. Bir dakika, şu moblar hemen spawn olmadan şöyle şurayı bir kapatalım. Ay ananı, bir tane yetmedi, şaka mısın ya? Tamam, şimdi buraya geliyoruz. Yapmamız gereken tek şey sadece burada beklemek. Ama tabii ki ayarlardan chunkları bayağı kısıyorum. 4 chunk yapma sebebim de mobların sadece bu alana yoğunlaşıp spawn olması. Böylelikle farmın da verimini arttırmış oluyorsunuz. O zaman ben AFK'yım. Evet, bakın creeper farmımız muhteşem bir şekilde çalışıyor. Evet, bu kadar barutumuz oldu. Shulker'lara atıyorum bunları. Tamam, artık eve dönebiliriz. Bu arada şeyler de gelmiş de ne iş? Umurumda değil ama gidiyorum. Evet, evimize geldik. Şeker kamışlarımız maalesef büyümemiş. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi sırf barutlar için bir tane mekan ayarlayalım şuraya. Bunları da ver hocam sen bana bir. Şu elimdeki 12 taneyi de şuraya dikeyim. En azından bize biraz da olsa yardımı dokunur yani. Bunları da böyle atıyorum. Bakalım demirler de tabi burada olmadığımız için pişmemesi çok normal. Sen de gel. Seni de şöyle atıyorum. Tamam. Gidelim bir uyuyalım. Sabah olsun. Aa, zaten sabah olmuş herhalde. Aynen. Biz gidene kadar sabah olmuş. O zaman tekrar shulker'ımı aldım. Buradan 4 tane elmas alıyorum. Çubuk da aldım. Kürek yapacağız. 4 tane kürek yapıyorum. Lapisimiz aşağıda vardı. Bu küreklere şimdi verimlilik 4. Gelene kadar hepsine basacağız. Şöyle ver bakayım sen bana buradan bir lapis. Kırılmazlık 3. Ya bunu yapma. Korkuyorum. Servet 3 diyor ya. Evet, bayağı kazıklandık şu an. Verimlilik 3. Alacağım mecbur. Oğlum verimlilik 4 geldi. Şaka mısın sen ya? O kadar büyü bastık. Şu an mı geliyor gerçekten? İnanılmaz ya. Neyse, gidelim biraz XP kazalım bari. 36 XP'ye kadar geldim. Tekrar deneyeceğiz. Evet, verimlilik 4'ü veriyordun. Güzel, kırılmazlığı da aldık. Buradan en kötü bu var. Şunu tekrar büyüleyelim. Kırılmazlık 3 geldi tekrar. Vermeyecek muhtemelen. Verimlilik 3. Artı kırılmazlık 3. Güzel. Şimdi bununla bunu birleştirip verimlilik 4 yapabiliriz. Verimlilik 2 küreğimiz kaldı. Yani buna da zaten bir şey gelmiyormuş. Belki buna da bir verimlilik 4 çıkarsa. Hah, çıktı. Bak. Öf, tekrar gidiyoruz. 32 XP'ye kadar geldim. Ver baba bunu da. İpeksi dokunuş. Güzel. Verimlilik 3, verimlilik 3. Bunları da verimlilik 4 yapacağız. İkisini birleştirip. Zaten kırılmazlığı da var. Bunlar okey. Bu ikisini kullanacağız. Bu bizim zaten ana küreğimiz. Bunu belki elmasla tamir edebiliriz. Tamam. Yukarı bir çıkalım. Örsümüzle şunları birleştirelim. İşte büyük plana yavaştan geçelim artık. Şimdi verimlilik 4, verimlilik 4. Bunlar kalabilir. Şu verimlilik 3'leri verimlilik 4 yapıyorum. Tamam. 5 tane de elmasımız kalmış. 2 elmasla da... Oğlum aslında bir tane daha kürek yapsak bunları şey yapabiliyoruz ki biz. Yani bir dakika. Tekrar niye öyle uğraşayım ki? Bir tane daha kürek yaptım. Bununla bunu birleştirdim ve aynen tamir oldu. Boşuna verecektik az kalsın. Kömürümüz var mı? Bizim varmış. Bunlar da burada pişsin. 16 taneyi de alalım. Bununla buraya atalım. Şimdi bize gereken sadece kürek, kazma ve kürekler. Bu kadar. Yemeği de şöyle alalım. Bir tane shulker aldım. İki tane daha shulker aldım. Hatta bir tane daha alalım. Muhtemelen bu shulkerların hepsini kullanacağız. Büyüyen şeker kamışları ile de... Böyle neredeydi? Oo, 8 tane var elimizde. Bunlarla ben bir ne kadar fişek yapılıyorsa yapayım. Güzel. Bunlar büyüdükçe de kullanırız. Tamam, hazırlığımız bu kadar. Şimdi sizi düzleyeceğimiz alanı göstereceğim. İşte düzleyeceğimiz alan burası olacak. Burayı bildiğiniz baştan sona düzleyeceğiz. Ama şöyle bir durum da var. Base'imize en yakın mekan burası. Ve burası güzel gözükse çok güzel olabilir. Burayı da düzleyebiliriz aslında. Şu an kararsız kaldım bir tık. Tamam ya, biz burayı düzleyelim. Hiç daha fazla yorulmadan. Şöyle. Şimdi burayı düzlememdeki amaç, şöyle diyeyim size. Devasa yapılar yapacağız. Bu bir nevi önümüzdeki bölümlere hazırlık gibi bir şey. Ve buraya da bir tane çim blok heykeli gibi bir şey yapacağım. Devasa çim blok inşa edeceğiz. Bunu yapmamdaki sebep de tüm çimlerimizi oraya depolayacak olmamız. Gerek var mı? Gerek yok. Ama ben yapmak istiyorum. Bu kadar yani. Ben istiyorum yani. Olay bu hocam yani. Tamam. Tamam, abartmaya gerek yok. İşte 4 tane kürek yapma sebebim de tam anlamıyla bu. Tekrar tekrar kürek tamir etmeye gerek yok. Sırayla burayı böyle düzleyeceğiz. Önce buradan başlayacağım. Daha sonra buradaki tüm çevreyi düzleyeceğim. Hadi başlayalım.
düzleme işlerimizi bitirdik. Şimdi geriye tek bir görevimiz kaldı. Gördüğünüz gibi bu kadar şalkır dolusu malzemeyi depolayacak bir alan yapacağım. Ama çok farklı bir alan olacak. Devasa çim bloğu inşa edeceğiz tam şu gördüğünüz noktaya. Şimdi size gelin istatistikleri de göstereyim. Şimdi gördüğünüz gibi 13.000 tane toprak kazmışım. Ama bu normal toprak. 11.204 tane taş kazmışım. 15.000 tane de çimenli toprak kazmışım. Yani şu kadar alan için bile inanılmaz bir sayı. Okey. Bunlar burada kalsın mı? Bunlar burada kalsın. Ama şu yatağımı götürmek istiyorum. Yerine koyalım artık. Bunlar da bayağı büyümüş bu arada. Bunları her seferinde gelip topladım. Şeker kamışımız da oldukça fazla oldu. Şuraya tekrar bir çiğ morunu atayım. Yemeğimiz az kalmış. Şuradan da diğer itemlerimi alıyorum. Tamam. Kürekleri tekrar tamir ettim bu arada. Şöyle bunu da şuraya bırakabilirim. Bunu da böyle atalım. Bu da böyle gitsin. Tamam. Bunlar kalabilir. Yatağımı da yerine koydum. Tamam. Şuradan şeker kamışlarımı alıyorum. Barutlarımız nerede? Barutlarımız da burada. Buradan da barut aldım. Artık fişek yapma zamanı. Çünkü birazcık yolculuğa çıkacağız. Kağıt niye olmuyor? Ne iş? Şöyle şu şeker kamışlarının hepsini kağıda dönüştürdüm. Buradan da fişek yapıyorum. Evet, bu kadar fişeğimiz oldu. Fişekleri de buraya depolayabiliriz. Şöyle kendime şu kadar aldım. Çünkü şu an bir yolculuğa çıkacağız ve terakota arayacağız. Çimen blok için bize terakota lazım. Nereden gitsek? Şuradan gidelim ya da şu taraftan gidelim. Birazcık keşif yapacağız yani. Şu barutları da attım gitti. Tamam. Shader'ı kapatıyorum. Shader'ı kapadım. Chunk'larımı da 32'ye aldım ve keşfimize başlıyoruz. Umarım kısa süre içinde buluruz. Çok fazla zaman harcamak istemiyorum çünkü bunda. Orman ağaçları vesaire var. Buradan da kahve boyası alırız. Olur biter. Tamam, buraya döneriz sonra. Heh, sanırım buldum lan. Dur bakayım. Yo, bu kırmızı çöl. Heh, tamam buldum. Heh, işte bu ya. Sonunda. Tam da şundan lazım bize. Bu gri diye geçiyor sanırım ama, değil mi? Ya kahverengiymiş. Tamam. Şimdi buradan birazcık kahverengi terakota toplayacağız. Artı normal terakota da toplarsak çok çok iyi olur. O zaman let's go. Tamam, 4 stek kahverengi terakota yeter de artar bir de. Şuradan birazcık kaktüs toplayalım. Kaktüs de yeşil boya için kullanacağız. Ama bunu ısıtmamız gerekiyordu, doğru. Yeşil boya elde etmek için bunu ısıtıyorduk. Tamam, bu kadar yeterli olacaktır bizim için. Şurada gelmişken aslında bir iki tapınak bulabiliriz ha. Bir bakalım. Develer var. Aslında buradan deve falan da getirebiliriz. Güzel. Tamam bak, bunlar işimize yarar. Heh, şurada da bir tane tapınak var. Burada bir şey var mı? Bu ne lan? Hop. Seni alırım. Portal içeri geçmiş. Demirci evi. Hop. Evet. Bir işime yaramazlar. Oo işte. Aha lan, yeşil terakota mı? Ha, çimenmiş. Okey, ben de yeşil terakota sandım. Tapınağa da gidelim. Evimize gidelim artık. Çünkü daha yapacak çok işimiz var. Şöyle hop kırıyorum. Sen de gel. Sadakat 2. Güzel. Demirleri ve kemikleri alırım. Altın elma. Güzel. Geri itme var. Bir işe yaramaz. Yoğunluk 4. Bu yoğunluk 4 büyüsü ne işe yarıyor? Bilmiyorum. Bunu yorumlarda aydınlatırsanız sevinirim. Eğer bulduk, kaçıncı yerimiz bilmiyorum. Tamam, bu kadar. Hop. Aa lan, niye çıkamadım? Heh, şükür çıkabildim. Tamam, bu taraftan kaptırıp gidiyoruz. Aa lan, mineshaft vardı. Oo, bu ne? Şöyle bir şey yapabilir miyim? Tamam, kaç. Tamam, kaçtık. Evet, mekanımıza geldik. Hop, mükemmel bir inişle tamamladık. Yatalım, sabah olsun. Topladığım itemleri de şöyle atayım. Kaktüsleri de şöyle koyayım. Burada pissin. Oğlum bayağı demir topladık ha yalnız. Harbiden bayağı demirimiz olmuş. Sadece elmasımız eksik. Evet, yeşil boya elde ettik bile. Güzel. Bunlar burada pissin. Şunu da şöyle koyalım. Çim bloğumuz zaten var. Gördüğünüz bölgeye devasa çim bloğunu inşa edeceğiz. Tam o zaman lafı uzatmadan artık başlayalım. Thank you.
Evet, sonunda Çin bloğunu bitirdim. Şimdi şuradan değil de arka taraftan yapalım. Hem çirkin gözükmemiş olur. Evet, burası artık bizim farklı bir depolama alanı bölgemiz. Buraya getirebildiğim kadar odun ve meşale getireceğim. Burada var mı odunumuz vesaire? Sanırım 11 tane varmış. Tamam. Evde vardır muhtemelen. Ama bayağı varmış lan. Bu haydi de yeter. Güzel durdu. Şimdi burayı bu kadar düzlememin sebebi buraya büyük projelerin gelecek olması. Ananı. Kardeşim ne ayaksınız siz? Tamam, şükür temizleyebildik bunlardan. Şimdi hızlıca bir meşale yapalım. Şurayı aydınlatalım. Yoksa bunlardan kurtulamayacağız. Aslında buranın zeminini şeyde yapabiliriz. Nether'daki ışık taşlarından vesaire de yapabiliriz yani. Neden olmasın? Şimdi içine tasarım olarak bir şey yapmayacağım. Tasarımı ilerleyen bölümlerde düşünüyorum. Bunun içinin tasarımı elbet olacak. Yanlış koyduk. Şöyle sandıkları bir koyalım. Tamam. Şimdi bu bölgeyi tamamen toprak vesaire yapacağım. Bu bölgeyi de taş itemlerin olduğu bölüm olacak. Burayı da hemen dolduralım. Tam da 32 tane aldı. Gayet güzel. Şimdi siz kızlar benle geliyorsunuz. Buraya da bir tane kapı yapalım hızlıca. Şöyle iki tane de kapısı olsun buranın. Tamam. Evet. Topraklar. Gelin bakalım benle. Yani bunlar daha çimensiz toprak ve benim alabildiğim topraklar. Çimenli olanları da alalım. Sanırım zaten başka yok gibi duruyor. Çimenli olanları da üst tarafa koydum. Tamam, şimdi taşları alalım. Orada çok fazla taş var. Ama şu açıdan düşünürsek taşla ilgili artık hiçbir sorunumuz yok. Çünkü neredeyse 2 tane sandık dolusu taşımız var. Şuraya baksanıza. Şimdi topraklar vesaire burada. Buraya da çakıl atabiliriz. Bunların bölgelerini ayarlar, hallederiz. Mesela burada taşlar var. Ama burada mesela granit var. Burada da diorit var mesela. Bu şekilde. Neler kaldı burada? Bunlar var. Şu madenleri de alalım buradan. Bayağı da kömür toplamışız he. Madenlerin hepsini buraya yapıştırıyorum. Şöyle. Tamam. Artık buradaki işimiz bitti. Gerçekten inanılmaz seviyelere geldi yani şuralar. Tamam, tüm şalkırlarımızı boşa çıkardık. Güzel. O zaman artık bölümümüzü bitirme vaktimiz geldi dostlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bir de hype özelliğinden bana hype verirseniz gerçekten çok ama çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.